Kaynayına bak kızına, kaynarına bak bezini aldanmışlar. Anası ne halt ki Zeynep'le halt olsun ha? Böyük günü çarşıya gönderir, kendisi evde camış gibi yatır. Asbaplı şeytan! Vah! Dudik! Dudik! Gidiler, gidiler! Ah eyvah! Kaçı! Tutun! Kaçı! Tut kızım, tut! Sağ ol kızım. Kusura bakma anne, ancak bu kadar toplayabildim. Çoluğun çocuğun yok mu senin anne? Yazık sana. Bu yaşta sokağa salmışlar seni böyle. Kızım, gelinlerim kurban olsun size. Densiz gelin evde yatıyor, beni sokaklarda alışverişe gönderiyor. Yazık sana valla. Benim senin gibi kaynanam olsa elini sıcak sudan soğuk suya sokturmam valla. Kız, sen bekar mısın? Pek de güzelsin ha. Yaradan özene bözene yaratmıştır seni. Maşallah. Dudaklara bak, dolma gibidir. Sağ ol kız anne. Evin yakın mı? Yardım edeyim ben sana. Ha, şu ötededir ha, evin. Şunlardan alayım. Şunu da alayım. Tamam. Maşallah. Hükümet gibi avrat. İri yarı, boylu bozlu besili. Senin dimendekin bir tane. O tane erkek evlat doğurur. Evin buradır ha. Sağ olasan kızım. Rica ederim anneciğim, görevimiz. Ha, telefonunu almışam, seni arayacağım, haberin ola. Ara mutlaka, bekliyorum, buyur. Hadi çal. Çal kızım, çal. Maşallah, hükümet gibi avrattır ha. Enine boyuna, iyice de meselidir. Seyidime 12 tane erkek evlat doğurur. Ben de futbol takımı kurarım. Ben de sizi çok özlemişim anne. Köy gözümde titiyor. Ben de köye gelmek istiyorum anne ama nasıl geleceğim? Mümkünatı yoktu. Şimdi kapatmam lazımdır anne. Ben seni sonra ararım. Köyle mi konuşuyordun kızım Zeyno? Anneyi mi özledin? Fatu anne. Bir seneden fazla olmuştur anneyi görmemişim. Çok özlemişim. Kurban olsun annen senin o nemli gözlerine. Madem istiyorsan ben de seni köye gönderirim. Nasıl gideyim anne? Urfa nere, İstanbul nere? Yani otobüsle 17 saat sürüyor. Ve ben perişan olur yollarda. Uyş! Otobüs olmuyorsa ben de seni uçakla gönderirim. Sanmadıysan anne. Ama uçak çok para. Uyş! Para senin itin olsun. Seyide söyleyesen pilotun arkasından bilet alıyor. Tamam mı? Ya anne sen ne kadar büyük bir insan mısın? Ben senin kıymetini bilememişim ya. Öyle ya. Efendim Zeyno? Seyit, Fatu anne beni köye gönderiyor. Ne oldu Zeyno, yine kavga mı ettiniz ya? Yok yok Seyit, öyle değil, kavga yok. Fatu anne benim halıma çok üzülmüştür. Anneyle babayı görem diye beni köye gönderiyor. Hasret giderem değil. Dur. Kulaklarım doğru mu işitti? Anne, seni anneyle babayla hasret giderersin diye köye mi gönderiyor? Yanlış mı duyuyorum Zeyno'm ya? Yok Seyit'im, yanlış duymamışsın. Hem de bilet parasını kendi cebinden veriyor. Hem de uçakla gönderiyor. Allah Allah. Ya Zeyno'm, sen anneyin böyle alnına bir dokundun mu eliyle? Yo, niye ki? Ne bileyim, böyle tövbe estağfurullah, ateşi falan mı çıktı acaba ya? Onun yüzden mi böyle davranıyor? Aman yavsaydım, anne çok iyidir. Biraz serttir ama pırlanta gibi bir kalbi vardır. Diyeyim ki, sen bir bugün Urfa için uçak bileti alabilir misin? Tamam Zeynep, tamam. Ben hemen şimdi gidip alırım. Sen hazırlan, sonra gelip seni alırım, tamam? Haydi. Allah Allah. Ne oluyor bu anne ya? Kafasına bir şey mi düştü acaba? Anneye babaya selam söyle hani gelinim. Gitmişken birkaç ay kalasan ha hasret gider. Hemen gelmeyesin. Tamam anne, öpüm. Hadi güle güle. Haydi Zeynep, haydi uçağı kaçıracağız. Anneyin lafı bitmez, geç. Allah'a emanet anne. Güle güle gelinim, güle güle. Alo, Nurcan kızım. Ha ben Fatu anay ha. Biraz bize gelesen seni beklerim. Konuşacaklarım vardır. Ha
Ha, belki ya, tamam. Gel, gel, gel. Hoş gelmişsin. Geç şöyle otur bakalım. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Maşallah. Ay parçası gibisin. 41 kere maşallah. Ay çok değişik bir iltifat tarzı var anne. Hayrola beni niye çağırdın? Siyah bir şey soracağım. Hı. Senin annenin kaç tane erkek çocuğu vardır? 5 erkek bir de ben. Ay, anla işte. Hem şakacısan, hem güzelsen, hem besilisin, hem tohumun sağlamdır. Senden iyi gelin mi bulacağım? Gelin mi? Ay ne diyorsun anne sen? Seni oğluma alacağım. Sürprizlerle dolusun ayol. Bak, bu benim sevgilimin resmidir. Nasıl? Yakışıklı mıdır? Ay, şükarmış. Yakışıklı, yakışıklı. Heh, sen evet de, seni böyle altınlarla donatacağım. Kuyumcu vitrini gibi ortalıkta dolaşacaksın, ha? E bakalım oğlum beni beğenecek mi? Ben evet dedikten sonra o bir şey diyemez. Yeter ki sen evet de. Ne diyorsun? Ay, evet. Yaşa kız! Bugün benim en mutlu günümdür, ha? Hemen çarşıya gidip sana gelinlik alacağım. Ah. Ha Zeynep, bindiniz mi? Ne? Hava koşulları yüzünden uçak kalkmıyor mu? E ne zaman kalkacakmış? Yarın mı? Oho! İyi, tamam ben hemen gelip sizi alayım Zeynep. Haydi bay. Buyurun efendim Akasya durağı. Ha Nuri Bey, şimdi bize bir bilgi geçtiler. Sizin durağa ait bir taksi Polonezköy ormanının kenarında terk edilmiş vaziyette bulunmuş. Şimdi plakasını veriyorum. Komiserim bu bizim Sinan'ın arabası. Gelin bakalım arkadaşlar, gelin gelin bakalım şöyle gelin. Hani uydurma bir plandı? Olay gerçekmiş. Sinan'ın arabası gerçekten gasp edilmiş. Vay! Uy! Olamaz. Haydi. Komiserim anladığımız kadarıyla Sinan gaspa uğramış. Evet, biz hemen yola çıkıyoruz Nuri Bey. Tamam komiserim, biz de hemen yetişiyoruz efendim. Çocuklara ben gidiyoruz. Ali Kemal, Gülbin'i ara hazırlansın, geçerken onu da alalım hadi. Bacanak, bu Sinan'ın işlerine akılsı vermez. Yürü bacanak, ha, yürü bacanak. İnşallah Seyidim'le bir yastıkta ömür boyu kocarsınız ha. Kız gelin, insan sıfatına bakmaya da kıyamayı kız, çok güzelsin. Maşallah. Kız anne, biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz da oğlanın haberi bile yok. İstanbul'da ne kadar hısım akraba varsa çağırmışam ha. Akşama tavernada düğünümüz vardır. Neredeyse davulcuyla zurnacı da gelir. Senin hısım akrabayı çağırdın mı sen? Benim kimin kimsem yok ki. Vay, üzülme gelinim. Bundan böyle beni öz annem bil. Anneciğim benim. Canım. Davulcu davula la! Yok kardeşim bir durun ya, bir durun! Anne ne oluyor burada ya? Seyit oğlum, size yeni bir avrat almışım. Çok şanslısın Cebiş. Dört ayağının üstüne düşmüşsün. Ya anneyi delirdin mi? Ne avradı ya? Anne ne oluyor burada? Kız dansiz. Sen memlekete gitmedin mi? Ya bırak şimdi memlekete anne. Bu gelin nereden çıkmıştı? Seyidime 0 kilometre yeni avrat almışım. Aa, demek ona sebep beni memlekete göndermek istiyordun. Seyit, senin bundan haberin var mıydı? Yok Zeynep, ne alakası var ya? Hiç öyle şey olur mu ya? Oğlum, sen bakma bu çırpısı seyrege. Erkek çocuk doğuraydı da ben de üstüne kuma getirmeyeydim. Bu yeni gelinimiz bize çifter çifter erkek çocuk doğuracaktır ha. Ya anayı var ya, sen iyice kafayı yedin böyle zıvanadan çıktın ha. Ya bacım, kusura bakma, ben karımı seviyorum. Seninle hayatta evlenmem ya. Aa, ne kaçırdığını bilmiyorsun ayol. Bismillahirrahmanirrahim. Anne bu ne? Gelin oğul.
Bize çiftler çiftler erkek çocuk doğuracak. Sarı üretime geçecek. Çok güzel avrattır ha. Yani hani eminim yüreği güzeldir yani illaki de. Ama o dediğin hani sarı üretim, doğum falan imkansız. Nedenmiş o? Bu avrat değildir. Erkektir, erkek. Hış! Kız, sen erkek misin? Erkek senin babandır hamşo. Ben %100 bir bayanım. Ruhumu bedenime uyduramayacağıma göre bedenimi ruhuma uydurdum. Anlarsın ya. Çabuk altınlarımı ver defol git. Altınlarımı verirsem. Al ayol altınlarını. Senin maddi oğlu da kalmadım ben. Bilezikleri de ver. Bilezikleri de isterim. Ver bilezikleri.